Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir yemek yapacağız. Tembel pizza yapacağız. Ama öncelikle geçen videoda bahsettiğim, fotoğraflarını koyduğum kuzenlerim bugün bizlerle birlikte. Merhaba. Selam. Refika ve Ebru. Bizim arkamızı kollayacak olan Ebru yalnız mı? Sürekli fotoğrafı gelen bam bam bam. Tembel pizza yapımına geçmeden önce arkadaşlar, var mı sorunuz? Önce istersen konseptimizi açıklayalım. Konseptimiz şu: biz İrem'le birlikte geçen videodan tecrübeli olduğumuz için kaptan olduk. Refika ve Ebru da gözleri bağlı bir şekilde bizim yönlendirmemizle tembel pizza yapacaklar. Kolay bir yemek seçtik. Gözleri bağlı ilk videomuz olacağı için. Çok demokratik her şey görüyorsunuz. Onlar kaptan oldular çünkü ilk videoya gelmediğimiz için. Gelseydiniz bunlar olmaz. Siz sinemada keyif yaparken biz orada alın teri döktük. Yemek yaptık. Börek yaptık. Neyse. Konseptimiz tam olarak şu: İrem ve ben yazı tura seçimi yapacağız. Sonra madeni parayla Refika ve Ebru parayı atacaklar. Kime hangi taraf gelirse o kişinin yarışmacısı olacak. Hazır mıyız? İrem, yazı mı tura mı? Tura. Ben de yazı diyorum. Şimdi hemen. Bir tek burada demokratiyiz. Kesinlikle. Atıyorum. Hatta şöyle masaya. Sen niye atıyorsun? Biz seçtik zaten. Başlıyorum. Tamam. Çok heyecanlı. Buraya bir güp güp ses koyalım. Yazı. Takım mıyız? Takımız. Biz de asla hile yapmıyoruz. Bakın takım bilgilerimiz de var. Aynen öyle. Zoomlayalım hocam buraya. Kesinlikle zoomlayacağım. İşte sanki ben bu hırs kadın oldum. Sırtım yere gelmez. Ben de bu kızı aldım. Bu yemek en leziz bizde olacak. Çünkü neden? Küçük kardeşim de çok güzel yemek yapar, severim kendisini de, ama şimdi bu kızın elinde ben var. Size yine bir bilgi vereyim. Elinde ben olan insanlar yemeği çok lezzetli yaparlarmış. Eğer bunu söylediğimde ellerinizi kontrol edip beliniz var mı diye baktıysanız videoyu beğenmeden geçmeyin. Yani bizde de ben var. Bende de var, görünmese bile. Hocam! Bende bir var şey mı? Bir şey söyleyeceğim, benim Allah benim daha büyük. Yok. Bende de var benim. İkimiz iki tane varacak. Yemek yapımına geçiyoruz. Gel içelim, buyurun. Geldik, hazırız. Başarılar diliyorum. Başarılar. Evet arkadaşlar, şimdi yemek yapımına başlıyoruz. Önce fırın tepsisine yağlı kağıtları koysunuz. O zaman tepsilerimize yağlı kağıtlarımızı yerleştirelim. Onun önceden vardı. Benim çekmeceğim. Çıkar tekrar bakayım. Başlıyor muyuz hocam orada? Başlıyoruz. Söyleyeyim mi? Ters koyduğum yeteri biraz çevir 90 diye. Tamam, süper. Yerleştirdim. Ya biraz daha. Harika. Tamam, böyle koyayım. Yerleştirsin. Tamam. Oğlum, orada ne oldu ya? Sol aşağı. Sol aşağı yamuk oldu. Sol aşağı. Tamam, oraya geleceğim. Ya Refika, bence seninki çok güzel oldu. Hiç gerek yok. Dur abla, yardım et. Dur şöyle. Evet, evet. Tamam. Evet, ekmeğin fotoğrafını açtım ben. Tamam, biraz ileri tabağımı Ekmekte bize ne? Yok, onları kullanmayalım. Tamam, evet. Ekmeğini al. Sağdan Refika alıyor şimdi, bekle. Sana söyleyeyim mi? Dur Refika. Oha! Bir şey söyleyeyim mi? Bu çok pislik. Nerede? Al ya, ya güzelleri alıyor. Ya öyle olmaz. Hayır ya, alsaydın. 2 saat ben seni yağlı kağıtlar verip bekleyeceğim. Sakin ol, tezerim. Ölecek hissederek koy. Biraz geriye, evet. Hatta şöyle yapalım, dur bir saniye. Dur, onu al, onu diğerini al. Ha, onu şimdi 90 derece çevir, öyle koy. Aynen, evet. Harika, bu şekilde. Aynen, onu da aynı şekilde. Kesin düz koyabilirsin. Biraz daha. Çevirmene gerek yok, aynen. Yukarı al. Tamam, orası sıkışacak birazcık. İstersen ilerlet biraz diğer ekmekleri. Bence oldu. Evet, çok iyi. Tamamdır. Biz 6 tane ayrı küçük porsiyon pizza yapıyoruz. Biz, evet. Biz yani aile insan yiyecek şekilde. Biz aile de yapacağız. Biz hazırız. Ne kadar geç kaldınız ya. Sizin mi ekleyeceğiz burada? Ben senin 5 tane ekmek sermiyorum. Burada bir aileyi doyuracağım ben. Onlar hamur gibi 6 ekmek tamam. Döşedi. Bir ekspresyon kahve mi yapsak kendimize? Onu normal koyabilirsin. O sırada. Evet, güzel. Onu da sıkıştır şimdi köşe. Diğer ekmekleri iç birazcık. Diğer ekmekleri iç birazcık. Tamamdır. Şimdi ekmeklerimiz hazır. Kap ondan önce, tamam mı? İsterseniz domates rendelemeyle başlayalım. Çünkü dip sosunu hazırlamamız gerekiyor. Tamam. Ketçap sıksak direkt. Onlar ketçap sıksın. Evet, siz ketçap sıkabilirsiniz. Evet, domates rendeleyelim. Biraz zeytinyağı, kekik karıştıralım öyle. Tamam. Tarif sen mi? O zaman
Malzemeleri koyuyor. Koy içine birazcık. Şöyle önce kesme tahtasına gelin. Kullanmak istersen altını. Kaç tane domates istiyorsunuz? Hadi. Bir şey yap. 4 tane. Ben orada bir hareket duyuyorum. Yanımdan ayrılmak istemiyorum. Hadi bir şey yap. Bıçak nerede? Bir şey söyleyeceğim. Domatesleri bulamıyorum ben. Ne? Ya domates almamışım. Bugün pazara gitti. Bu kadın ne almamış? Benim bu arada beni yönlendirecek kişi de hiç memnun değilim. Burada yanımda duruyor. Sadece bir benim gözü kapalı olarak her şeyi yapmam bekliyor. Oysa yan takımda bir hareketlilik seziyorum. Arkadaşlar bu arada malzemeleri saymayı unuttum. Tembel pizza için altına hamur yerine tost ekmeği kullanıyoruz. Kaşar peyniri, dilediğiniz kadar kaşar peyniri. Domates rendesi. Önünü bırakayım. Kesme tahtasını ver. Al sen istersen Ebru. Ya benim domatesim yumuşak ki bu arada. Vallahi yumuşacık. Yumuşak olması için. Senin yanına direksin hiç memnun değilim. Bozuk değil miyiz ki? Bak sana küfrümün ne olur. Abi bir şey söyleyeyim, bu küfür değil mi? Hayır canım. Hayır canım. Ne diyorlar? Al. Teşekkür ederim. Rende önünde bu arada. Ha, bıçak nerede? Bıçak. Bu benim rendem. Bu benim rendem. Bir dakika. Ben bunu yedim. Fark etmez, önce kapanılır. Ben bunu bugün aldım bu program için. Tamam ama benim rendemi vermeyeyim. Ben de kullanayım. Önce kapanılır Rıfka, verme. Lütfen. Hadi. Abla elini çizilir ya. Benim rendem. Hayır bu benim rendem. Ben bunu özellikle aldım ya. Benim hep hayalim aldı kapı rende. Tamam bence de. Çok ikna oldun. Evet. Çok bağırıyor yan taraftan, zaten gözüm görmüyor. Malzemeleri saymaya devam ediyorum. Dip sos için domates rendesi, 1 yemek kaşığı salça, biber salçası ve sıvı yağ. Az bir şey sıvı yağ kullanacağız. Tarife tekrar bakmam gerekiyor. Şimdi domates rendelerini yapmak için... Yine çok iyi çalışmış. Bıçağımı hemen ben yarışmacıma vermek istiyorum. Ben de yarışmacıma verecek. Tamam, tamam şimdi başlıyor muyuz domates sosu yapmaya? Evet, yani. Güzel. Tamamları doğru değil mi? Sence doğru değil mi? Ben yönlendirmeye gerek yok. Kendi kendine yapıyor zaten. Gerçekten. Yani. Bir de şey, pizza demeyi senin yöntemin daha iyi kardeşim. Gözün bağlı olduğu için diğer kardeşin yaptığını görmüyorsun ama o ikiye böldü. Daha uzun sürenmiş. Ucunu keserseniz daha kolay olur. Tamam, bitti. Kabını hemen sağ taraftan. Onu açma. Kabı alın. Şimdi rendeyi kabın içine koyarak aç ki etrafa dağılmasın. Malzememiz ziyan olmasın. Zaten olacak. Çok haklısınız. Hocam açın. Yeni çalışıyoruz. Evet geldi. Ay! Kekik getir, kekik koyayım içine. Birazcık. Sıvı yağ ver biraz küçük kız. Bu ne? Kaşıkla mı? Dinliyorum seni, dur. Salça. Bunu mu karıştıracağım? Tamam, salçamı geldi. Karıştırdım. Bir yemek kaşığı alın, çok fazla. Bir şey söyleyeyim mi? Hislerimle çok yapıyorum. Çok iyi, çok iyi. Çok iyiydi. Benim, tamam, bir çok insanı iyi, gerçekten iyi. Görmeden hislerimle bir şey yapmak istedim. Evet, tamam. Yetecek mi sos? Yetecek çok var.
artarsa rakibimize vermeyiz sakın. Ortadaki orta yeri bırak. Bakayım mı? Evet, aynen. Kendine doğru çek şimdi. Güzel. Kaç tane ekmek kaldı? İki tane kaldı. Hadi bir sürü de yani. Ama ekmeklerin bazen yarısında sos yok hala. Alt. Biraz mükemmel için. Tamam, ben cevap sorunu oraya sol düz. Şey. Sol benden taraf. Birazcık sos alabilir miyiz? Hayır. Tamam, öbürüne geçtim. Neyse. Sos vermiyorum. Ay size demek ki ikisi çok. Oho, sizin mi bekleyeceğiz ya? Evet. Şimdi ekmeklerimizi kenara alalım. Öncelikle ileri it birazcık. Olur mu? İleri biraz daha. Tamam. Onlar çok bizi çaldılar peçeteme. Peçeteyi al. Ben silim bari. Ben de silim kardeşim seninkini. Haksızlık olmasın. Silecek çok bir şey de yok ama. Da ben işte burada. Biraz pis çalıştık. ne yapalım görmüyoruz tabii sıçrayacak. Şimdi görsem sizinki gibi sıçramazdı. Ben görüyor muyum acaba? Şartlar eşit. Tamam. Ay birine değdi. Neredesin? Saçımda biri var. bir şey var. Bir şey yaptı. Bir şey yaptı. Benim. Bir şey yaptı. Böyle ki yaptım. Kolay. Bir şey söyleyeceğim. Beni manipüle etmeye çalışıyor. Abla neredesin? Geliyorum kardeşim. Kendi hakkımı koruyacağım. İşte adaletsizlik yapmamak için yine aynı kaptan buldum. Neredesin? Hala bana dokunuluyor. Bak kazanacağımı sanmadılar. Erman Bey okey misiniz? Ben okeyim. Kerem Hanım siz nasıl? Benim o bizim değil. Biliyorum. Ne yapacağım onu? Hazır mıyım? Al. Bugün için aldığım özel rendimi veriyorum sana. Dur Refika sana oluyor mu aslında? Bir versene. Bunu sen al. Tebiş olmaz. İstersen yarışmacının saçını düzelt. Ah yüreğim. O yani yine abla ya. Yüreğim dayanamıyor. Rendeleyebilirsin şimdi güzel güzel rendele. Gölgelin. Kim? Sen. Sen. Put gibisin. Bir esnek ol. Tamam o çok mu eğilmiş? Hayır çok mu? Resmen kıskanıyorum ya. Kanıyorsun kızım. Biraz güzel rendele. Söyle. Evet sol elinin iç tarafında kaldı. Ha, onu da aynen. Evet. Biraz büyük bir parça. Rendele. Aferin güzel. Olur. Çok sağ ol. Rendele çok güzel git. Olur. Çok iyi rendelerim. Muhteşemsin. Aşağı aşağı. Hadi hızlanalım mı? Gel biraz daha doğru yak, bana doğru yak. Tamam aç şimdi yavaşça. Ortadan gözlüyorum. Böyle köşeden daha iyi olur. Yavaşça bir. Pis çalışılamaz. Aferin kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Hani bize sorular sormadınız. Evet sorularımız vardı. Tamam o zaman ben soruyorum. İkinize de soruyorum. Tamam Ebru verin. Hocam bunu söyleyin de bu sırada ben de koyayım. Tamam. Ama ikisini aynı anda nasıl yapayım? Hem bakarak böyle koy. Bakarak yalnız. Dokunarak koyabilirsin. Aynen. El yordamıyla. Sol yukarı. Şimdi hayatınız boyunca, iyi dinleyin. Hı-hı. Hayatınız boyunca tek tip beslenmek zorunda kalsanız, yani tek bir besinle beslenmek zorunda kalsanız bu ne olurdu? Tek bir besin maddesi. Besin atıyorum maddesi. Tavuk, atıyorum et, anladım. Atıyorum sebze sadece gibi. Anladım. Sebze falan çok geniş olmuş. Sebzelerden bir tanesini seçeceksiniz aynen. Mesela. Yani ben genel olarak hamur işini çok sevdiğim için bir hamur alırdım. Peyniri, poğaça tarzı bir şey. Sürekli onunla beslenirdim. Peynir hakkın yok ama. Sırf hamur yiyecek. 10 tane evet, şey seçti. Ekmek o zaman abi. Ekmek yiyelim. O zaman ekmek o zaman. Tamam Ebru. Ben zaten etobur biri olduğum için etin de çeşidi çok yok. O yüzden et seçerdim. Et yerdim sürekli. Güzel. Ben de et seçerdim. Çok iyi bir yarışmacı gelmiş bana. Sonra ben ekmek isterdim. Adeta ruh ikizim. Ben zaten normalde de ekmek yemem. Tatlım. Şimdi malzemeyi bu biraz azaltman lazım. Ekmek yememeye borçluyum. Evet. Sosisten sayarak ikiye bölerek vereceğim. Parmaklarımı. 3, 6, 9, 12, 15, 15.
18-19 tane var. Size demiştim temas bağımlısı bir kız olduğunu. 19-19. Ama ölümü çıkmıştan hoşlanmıyorum. 19 tane var. Tamam git artık. Yani arkadaşlar 9-9 paylaşacaksınız. Bir sus, siz 10 tane. Evet. Siz 10 tane alabilirsiniz. Sizin ekmeğiniz çok. Tamam. Öyle de koca yürekliyim. Bak bu da buraya yazılsın. Teşekkürler. Şuraya bir yere yaz. Tamam, bize vermeyecek misin? Biz de artık. Dur, Refika, bize aldık. Şimdi Ebru'ya da vermen lazım ya. Paketi Ebru'ya ver. Dur, orada değil. Bu paketi vermen lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Sen alacakmışsın. Ben mi alacağım? Aldım. Şöyle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben Refika'dan böyle saçma bir şeyler beklediğim için çok bambaşka bir şey olabilir gibi. Aa, tamam. Doğru mu? Doğru. Bu ne köçücük? Refika seçti. Bence direkt öyle koyalım. Bunu daha zor kesmeliyim. Sen bir çekilemezsin. Bir dakika, uçta da var. Çekilir misin? Onun önünde sosislerin. Onlar da kesilecek. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl bunlar yani? Niye her biri kafam kadar? Malzemeden çalmıyoruz. Ağzımızda dolu dolu gelsin seviyoruz biz. Görüyor muyuz? Siz maşallah sos deseniz sosluktan bir haber. İncecik doğruyorsunuz. Tabii siz mecbursunuz çünkü 70 tane ekmeğiniz var orada. Yani bunu çok güzel kestim ben de bu sefer. Şimdi sana bakmadım ama. Sen bir şey söyleyeyim, yiyebiliyor muyuz keserken? Yani yiyin, sıkıntı yok. Bizim yeteri kadar sosisimiz olacak. Ya şimdi linç falan yemeyelim sen onu yiyorsun diye. Ama zaten biz yiyeceğiz ve hepimiz akraba olduğumuz için... Bir dakika. Şu elini çekiyorsun. İki tane. Bu arada ben de biberlerimizi hazırlıyorum. İrem, senin sorun var mıydı? Evet, benim sorun vardı. Tamam. Tamam, hiç alınmıştı o zaten. Ama sen cevap vermedin hangi besini yiyeceğini. Ben mi? Ben et. Ben de et. Karşı tarafa gel o zaman. Geliyorum. Şimdiki, yani şu anda çocukluğunuzla karşılaşsanız ona söyleyeceğiniz ilk şey ne olurdu? Çok güzel soruymuş bu. O zaman senin takımın başlasın cevap vermeye. Derdim ki önüne çok fazla zorluklar çıkacak. Çok şeyler yaşayacaksın. Ama her zaman elimden gelenin en iyisini yap ve güçlü olmaya çalış. Güçlü olurken de kendini ihmal etme derdim ben. Açıkçası. Güzel. Aferin. Evet Zekika. Ben hala çocuk olduğum için. Evet sen benim gözümde hala çocuksun ya. Benim gözümde de. Ya ben şey derdim, daha çok çalış ve asla pes etme derdim. Çünkü evet şimdi çalıştık ama daha çok çalışmayı isterdim. Daha da başarılı olmayı. Sıra bende galiba. Ben çocukluğumla karşılaşsam hiçbir şey söylemezdim. Yaşadığım şeyleri aynısını yaşamasını isterdim. Çünkü bugünkü Erman olarak yaşadığım şeyler beni bugünkü Erman yaptı. Yediğim kazıklar beni bugünkü Erman yaptı. Ya da çok sevindiğim şeyler beni bugünkü Erman yaptı. O yüzden hiçbir şey söylemezdim. Ne bokum varsa yederdim. Ya bu çok duygusal bir soru ya. Şurada eğleniyoruz. Ben cevap vereyim o zaman. Evet. Eğlenirsiniz. Dolar al derdim. Bulduğum fırsatta dolar al. Doğru. Kenara koy, dolar almak asla vazgeçme derdim. Ama işte bak, kelime tepkisi yaratırsın bu sefer. Ama işte herkes... Şu anki İrem olmazdı. Hayır, ben olmaya devam ederek dolarlar biriktirecek. Ya daha zengin bir İrem olacak işte öyle. Yani. Biberleri doğradık. Başka ne mısır kaldı sadece ama biz mısır yerleştirmeye başlamak istiyoruz. Çünkü mısır şöyle tamam üstünden serpmek istiyoruz. Ben mısır istiyorum. Mısırı karıştırıyoruz. Tamam. Mısırı serme suyunu da biz neyse. Kafam karıştı ya şu an. Onlar yağ koyacaklar. Yağ daha güzel. Kekik de atalım. Ha, bir bilgi paylaşayım. Bilgi paylaşmak istiyorum. Geliyorum. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Ancak konserveleri açmayı kolaylaştırmak için önce... Kesin almanız lazım. Evet çocuklar. Şimdi çok dökeyim mi? Çok dökeyim falan. Kekik istiyor musun? İstiyoruz. Evet istiyorum. Nerede kekik? Hayır bu bir başka bir şey verdim. Bu ne? Badenin suyu. Badenin suyu. Aa bence bir tane cisim getir ne olduğunu bilelim bari olaya. Aa evet. Nasıl tamam al kekiği. Al kekiği istersen. Gerçek kekik. Yine de kokla da güvenlenir. Ay sağ ol. İçi değil orası. Tamam, ne istiyorsun şimdi ne yapalım? Ya. 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 Tamam.
Şimdi onlar yokken ben size yaptığım tekniği anlatayım. Ne kadar bence tek tek ayrı ayrı malzemeleri koymak yerine tüm malzemeleri karıştırıp üzerine koyunca daha güzel oluyor. Hani tek tek koyacaktım. Tamam yeter. Ha şimdi bizim sistem doğru. Biz tek tek koyacağız. Hepsini karıştırdılar. Yani bence gördüğünüz gururla. Biz tek tek koymayı tercih ediyoruz dediler ve sen koy istersen. Tabii ki. Yeter. Bu arada önceden ısıtılmış 170 derecede kontrol ederek pişirilmesi gerekiyor. 200 değil mi? 170 yazıyor tarifte, bilmiyorum. 200 yap bence. 180 yapayım, ikiniz de bilin. Mantıklı. Evet, şimdi biz garnitürlerini koyabiliriz. Bir şey soracağım. Tek tek mi koyacağız? Evet. Koyacağız ya, sen ihtiyacın var sana. İşte böyle sık sık yapmamızın avantajı hiçbir yere dağılmıyor. Bütün malzeme üstte kalıyor. Aynen. Ben çok güzel yerleştirdiğim için hiçbir sıkıntı yok. Tamam. İyi mi böyle? Bu iyi. Şöyle yapalım. Gel en sağdaki ve ortadaki. Aynen onu al. Onun en yukarısına götür. Biraz mı? Güzel. Aralara kaçıyor ama olsun, önemli değil. Sonuçta biz yiyeceğiz. Tamam mı? Çok iyi. Dur, çok yukarısı taşırız. Onu biraz aşağı çekelim. Biraz yukarılara. Bir şey söyleyeyim, ben sıfır görüyorum ya. Evet, o sıraya. Sağda. Şu an benim his duygum ilerledi gibi hissediyorum. Tamam. Ortaya doğru koy. Buraya koy bir tane. Buraya mı? Bitti biraz mi? Bizim bitti. Biraz sola. Çak. Tamam. Onu oraya koy, sol elindekini. Öbürünü koyma. Sol elindekini. Öbürünü koyma. Evet, şimdi sola kaçırdın bir tane sosisi. Ya en sola. En sola. Bak bizde araya. Biraz yukarı. Sol. Yukarı yukarı. Onu hemen oraya koy. Evet. Tamam. Tamam mı? Tamam. Onu da şu orta... Neyi biliyorlar? Neyi biliyorlar? Al koltuğundakine koy. Al koltuğundakine koy kardeşim. Boş ver. Tamam da tabak değil. Masaya böyle yapayım. Biraz bir ortasına doğru. Söylesene masayı. Söylüyorum. Bunu da yukarı, sağ üst yukarı. Bunu mu? Sağ, yukarı sağ. Sağ. Defteren dolayı. Sağ ekmek mi? Sağ, sağ ekmek var. Üstte. Sağ ekmek üstte. Evet. Bu. Evet. 6 tane ekmek var. Paylaşamadınız. Evet arkadaşlar, pizzalarımız, tembel pizzalarımız fırından çıktı. Şimdi tadım yapacağız ama tadımı şu farkla yapacağız. Benle, yani kaptanlar olarak benle İrem gözlerimizi kapatacağız ve... Oylama yapacağız. Yani aslında puanlama yapacağız. Buna göre de birinciyi seçeceğiz. Evet, şimdi bizim gözlerimiz kapansın. Şimdi bu tepsileri arkaya alıyoruz biz. Hangi tepsi olduğunu anlasınlar diye. Çok zekiyim. Şu an dokunuyorsun ya, inanılmaz güvence hissediyorum kendisini. Ben de görmek çok kötü bir şeymiş ya. Gönül de katlanmıyor valla. Ya şimdi ne olacak biliyor musun? Ben gerçekten tadı beğenip beğenmediğime odaklanmayacağım. Hangisini biz yapmış olabiliriz? Ben de ona odaklanacağım bu arada gerçekten. Ya bu hiç adil değil ki. Annem yeseydi keşke. Evet ya, objektif bile yeseydi. Yani yeseyim. Elime çarptı bir şey. O zaman sadece ekmeğinden tut ki üstüne. Evet. Ellersek anlayabiliriz. Bir bakalım. Ben ısırıyorum bu arada. Bir bakalım. Ağzımı bulamadım. Gerçekten lezzet uzaktan. Doğruyu bulacaksın zaten. Taşın yiyorsun. Anlamadım. Yani ben de anlamadım. Ama hepsini yersiniz siz. Nasılmış gözler kısalamaması? Sadece yemek için bile çok zor. Gerçekten tebrik ediyorum size. Bu muhteşem. Ben bununla devam ediyorum. İnşallah, sen seçmedin mi? Sen İnşallah doğru karar vermişsindir. İnşallah. Bunu beğendim. Neden biliyor musun? Bunun kekiği çok baskın olmuş. Bu çok lezzetli olmuş. Şu an bunu beğendim. Ben buna 1 veriyorum, buna 2 veriyorum. Elimdeki işi o 1. Objektif olarak söylüyorum. Kim yaptıysa ellerine saklaşalım bu arada. Ben puanımı verdim, sen verdin mi İrem? Verdim. Tamam, açıyorum o zaman ben. Açabilirsiniz. 2 puan niye verdim, çok merak Kime ediyorum. Kime verdim? Bana verdim. 2 puan verdim benim de. Yolla verseydin. Şimdi... Aynısını kendileri tadacaklar. Kendi kendilerine ve rakiplerine puan verecekler. Çok heyecanlı. Oluyorum. Bu çok sert, bana harç gelmedi. Diğerine bak istersen hadi. Diğeri bana doğru aldın mı? Hı doğru aldım. Malzeme az mıydı?
Aldın mı doğru? Hı hı. Bunu sevdim, bunu beğendim. Kimin bilmiyorum ama tamam. Çok güzel. O puanı kaç? Buna 2, diğerine 1. Tamam. Başka puan yok değil mi zaten? Ay bu bana çok sert geldi ya. Neresine verdiysen taş gibi. Arkasından da göstereyim ekranı. Hangisi sert? Şu. Hı. Ya bence bu bizim. Seviyorum. Bizim sizin yok. Puan. Yani lezzet tolerör vermiyor. Düşünüyor tamamen. Şu güzel. Tamam bu 2 o zaman. Bu 2 bu 1. Tamam. O zaman kaçalım mı? İrem'in takımı kazandı. Şey olsun, tebrik edelim. Bir dakika bizi tebrik etsinler. Dur, dinleyin seçenler. Ben kendimi seçtim. Tebrik ederim. Bundan sonraki yemek programlarında yine başarılarınızın devamını diliyorum. Efendim, benim daha lezzetli yaptığımı söylemiştim. Tebrik ederim. Elimdeki ben daha büyük. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Sizinle bugün tembel pizza yaptık. Siz hangi pizzayı beğendiyseniz yorumlara belirtmeyi unutmayın. Umarım bizimle heyecanlanıp bizimle eğlenebilmişsinizdir. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.